Zamanlar. Ama hayatımızın da en tatlı zamanları, özellikle öğrencilik zamanları en güzel zamanlar. Lisenin son yılları, üniversitenin tamamı, insanoğlunun hayatında belki de en güzel geçirdiği, bir daha dönüp yaşamayı arzu ettiği yıllardır. Sizler de bu yıllarda, daha önceden gören arkadaşlarımız belki vardır ama hiç görmediğiniz bir yurt köşesine geldiniz, umarımıza geldiniz. Belki de burayı basın yayın kuruluşlarımızdan veya başka sahiplerle daha değişik tahayyül ediyordunuz ama geldiniz gördünüz ki bir cennet köşesi gibi bir yer. Van Gölü diye haritada gördüğünüz göl aslında bir Van Denizi. Ve hayal kırıklığına uğradınız tabii. Küçük bir göl bekliyordunuz. Koca bir deniz çıktı karşınıza. Hakikaten çok güzel bir yerde kamp yaptınız. Birbirlerinizi tanıdınız. Burada size arkadaşlarınız hizmet ettiler. Kamp liderlerinizden çok şeyler öğrendiniz. Doğayla baş başa yaşamayı öğrendiniz. Belki de daha önce böyle bir tadı hiç tatmayan arkadaşlarımız da vardır. Çünkü büyük şehirlerde yaşandığı sürece, apartmanlarda oturulduğu sürece bazen tabiatla hiçbir şekilde karşılaşmayan arkadaşlarımız da oluyor. Onun için burası yurdumuzun çok güzel bir köşesi. Vanımız hem deniziyle hem doğasıyla çok güzel bir yer. Ama bir yeri güzelleştiren biliyorsunuz oranın insanlarıdır. Orada yaşayan insan varlığıdır. Mutlaka tabiatın, yeşilliğin, ırmakların, denizin, gölün güzelliği vardır. Ama oraya güzellik katan insandır. Çünkü tabiatı şekillendiren, onu yöneten, onu yönetme yetkisi verilen insan varlığıdır. Onun için siz de ülkemizin değişik yerlerinden, değişik şehirlerden gelen arkadaşlar tanıdınız burada. Belki hayatınızdaki bundan sonraki dönemde aklınızda kalan, hatırladığınız çok güzel burada anılarınız olacak. Çok güzel birliktelikleriniz olacak. Belki de ömür boyu unutmayacağınız arkadaşlıkları, dostlukları burada edinmiş oldunuz. Tabii bu kamplarda sadece dostluklar değil, bunun yanında da belli davranış biçimleri, kalıpları öğreniyorsunuz. Toplumla bir arada yaşamayı, arkadaş olmayı, insana katlanmayı, birbirimize sabırlı olmayı, birbirimize tahammül etmeyi öğreniyoruz. Bunlar da aslında çok az hasletler değil. Bir insan bunları kazandığı zaman toplumla barışık olarak yaşamayı öğrenir. Toplumla barışık olarak yaşamayı öğrenen insan da hayat boyu hiçbir zaman toplumda sıkıntı çekmez.
İnsanlarla barışık olmayan, insanlarla problemli yaşayan insan hayat boyu problemli yaşar. İnsanla barışık olan, insanı seven, insanın insan olduğunu kabul ederek onun bazı hatalarına, kusurlarına tahammül edebilen insanlar hayatta her zaman başarılı olurlar, hayattan zevk alırlar, hiçbir zaman da kötümser olmazlar. Bu kamplarda bence bunları kazanmak lazım gelir. Hepiniz 18-22 yaş dönemi olduğu için bir kısmınız lise öğrencisi, bir kısmınız üniversite talebesi. Hakikaten en güzel yıllar hayatı. Dolayısıyla insanın kişiliğine de kazandığı, yetişkin sınıfına girdiği yıllardır bunlar. Dolayısıyla her birinizin oturmuş bir kişiliği vardır. Bu kişiliklerin oturmasında da bu tür faaliyetler çok önemli faaliyetlerdir. Onun için bizler burada bu akşam sizlere misafir olduk. Sizler bizim misafirimizdiniz. Bu son akşamımızda da biz sizlere misafir olalım istedik. Bu güzel birlikteliği sağlayan başta Gençlik Spor İl Müdürümüz olmak üzere Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Buradaki bütün çalışan, kamp çalışanlarına, size hizmet veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah sizler birer 116 kişi olarak Van'ın birer elçisi olarak göreceksiniz. Van'ın güzelliklerini bulunduğunuz yerde, gittiğiniz yerlerdeki yerleri anlatacaksınız. İnşallah ülkemizdeki bu birliği, kardeşliği daha da perçinleşecek faaliyetleriniz olacak. Çünkü bölgemizi başka bölgelerde çok iyi tanıtamıyoruz maalesef. Kötü haberlerle öne çıktığımız için zannediliyor ki burada hep kötülükler oluyor. Halbuki dünyada iyilikler fazladır, kötülükler azdır. Ama kötülerin ve kötülüklerin sesi fazla çıktığı için zannediyoruz ki dünyada hep kötü şeyler oluyor. Onun için biz de bu yanılgıya düşmeyelim. Ülkemizin her tarafı güzeldir. Her tarafının güzelliklerini görmemiz, bilmemiz lazımdır. Kişi bilmediğinin düşmanlığıdır. Bildiği sürece, tanıdığı sürece, tanıştığı sürece, tanışıklık olduğu sürece bunların ne kadar yanlış düşünce kalıpları olduğunu görürüz. Onun için biz sizin buraya gelmenizden büyük mutluluk duyduk. Ülkemizin her köşesine birer elçi göndermekten de mutluluk duyuyoruz. Onun için ben hepinize hayat boyu başarılar diliyorum. Ailelerinize bizlerin buradan selamını götürmenizi diliyorum. Ülkemizin diğer yerlerine de Van'daki güzellikleri, burada yaşadığınız güzellikleri, Vanlıların güzelliklerini de anlatmanızı diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sesler. Hocam koy değil. Koy oraya, ben buraya. Hazır mı? Evet.